5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımımız 25 tane test sorusundan oluşuyor. Her birinin puan değeri 4'tür. Dur kendin çöz, ondan sonra aldığın puanı bizimle ve diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İlk sorumuz hemen gelsin. Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi role örnek olamaz? Rol bir işte bir kişinin üzerine düşen görevdir. İnsanların konumları gereği grup ya da kurum içinde bazı roller üstlenirler. Bir işte bir kişinin. Bak, bir işte bir kişinin diyor. Sen abinin, ablanın kardeşi olabilirsin. Sen bulunduğun sınıfın başkanı olabilirsin. Bulunduğun bir takımda tek başına bir kaleci olabilirsin. Aile burada role örnek olmuyor. Yani çünkü aile en azından anne baba çocuklar var. Bizden bir kişi üzerindeki sahiplenen, üzerine düşen görevden bahsediyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Ortaokul 5. sınıfa giden Alican'ın aşağıdaki haklarından hangisinin ihlal edildiği söylenebilir? Alican ortaokul 5. sınıfa gitmektedir. Okuyup doktor olmayı çok isteyen Alican'ı babası okula göndermemektedir. Sevgili öğrencim. Tabii babası suç işliyor bu arada. 5. sınıfa giden bir öğrenci. Ülkemizde ilk öğretime, yani 8. sınıfa kadar herkesin gitmesi mecburdur sevgili öğrencilerim. Bu hakkından seni annen baban dahil hiç kimse alıkoyamaz. Evde oturan Alican bu duruma çok üzülmektedir. Ailesi Alican'ın eğitim hakkını ihlal ediyor. Onun elinden almaya çalışıyor. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Türk Dil Kurumu yabancı kelimelerin yerine halk arasında kullanılan Türkçe kelimelerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmıştır. Bu durum Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden öncelikle hangisiyle ilgilidir diyor bize sevgili öğrenciler. Şimdi Türk Dil Kurumu zaten Türk Dil Kurumu'nda yapılan faaliyetler milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Artı Türkçe kelimenin yaygınlaştırılmasını istiyorsun. Milliyetimiz Türk ve bu Türklerin de kullanmış olduğu dilden bahsediyor sevgili öğrenciler. Milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir bu durum. Doğru cevabım C seçeneği. 4 numara, aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımız arasında yer alır? Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı dini olan bayramdır. Nevruz Bayramı ne millidir ne dini bayramdır. Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs 1919'da biliyorsunuz Samsun'a ayak basmasıyla Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı bunlar ve Cumhuriyet Bayramı bunlar milli bayramlar arasındadır. Cevabımız A seçeneği. 5 numaralı sorumuz. 17 Şubat 1926 tarihli Medeni Kanun ile kadınlar şahitlik, boşanma, miras gibi konularda erkeklerle aynı haklara sahip olmuşlardır. Sevgili öğrenciler, birçok Avrupa ülkesinden önce Atatürk'ümüzün kadınlara vermiş olduğu haklardan bahsediyor. Halkçılık ilkesi meydana getirdiği bu değişimin aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Çocuklar, boşanma, şahitlik ve miras gibi konularda erkeklerle aynı haklara sahip olmuştur. Tabii ki bu toplumsal eşitlikle ilgili bir durumdur. Çünkü maalesef Cumhuriyetimizden önce erkekler kadınlardan daha ön plandaydı. Atatürk'le birlikte gelen yenilikler toplumsal eşitliği sağlıyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz. Türkiye fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisiyle ilgili çıkarım yapamaz? Türkiye fiziki haritasında denizlerimizi görebilirsiniz sevgili öğrenciler. Dağları, gölleri, akarsuları, ovaları, platoları görebilirsiniz. Denizlerin konumu, dağların uzanış yönü, akarsuların dağılışı ama nüfus hareketlerini fiziki haritada bulamazsın. Cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Arazide çevrelerine göre daha alçakta bulunan düzlüklere ova adı verilir. Cevabım tanım sorusuydu. B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz. Bir fiziki haritada kahverengin fazlaca kullanılması o bölgenin hangi özelliği gösterir? Zaten Türkiye fiziki haritasına baktığın zaman sol taraf sarı yeşil renkler. Sağ taraf ise kahverengi, koyu kahverengi yerlerden oluşuyor. Sağ tarafta dediğim tabii ki Doğu Anadolu bölgesi. Oraya da baktığımız zaman yüksekliğin ve yükseltinin fazla olduğu yerlerdir. Kahverengi fazla olduğu zaman o bölgede yükselti daha fazla olur anlamında gelir sevgili öğrencilerim. Dağların fazla olduğu yerler. Doğru cevabım ortalama yükseltisinin fazla olduğu. B seçeneği.
9 numaralı sorumuz iklim. Yani bir yerde görünen uzun hava olayları, uzun yıllar boyunca süren hava olayları. Etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler? İklim tarım ürünlerini, yani yağış biçimi tarım ürünlerini etkiler tabii ki. Halkın giyinme biçimini, yani o yörenin iklimi, düşün ki karasal bölge olsun. Yani sürekli kar yağsın. Halk ona göre giyinir. Ya da çok sıcak olan yerlerde de halk mecbur ona göre giyinir. Halkın giyim biçimini de etkiler. Evlerin yapı malzemesini. Şimdi iklimden kaynaklı doğan bitki örtüsü vardır sevgili öğrenciler. Mesela Akdeniz'de maki, İç Anadolu bölgesinde ya da karasal iklimin olduğu yerlerde bozkır. Bol yağışın olduğu Karadeniz'de ise, Karadeniz ikliminde ise ormanlık vardır. Şimdi Karadeniz'e bakıyorsun, evlerini yapıyorlar. Nereden? Ormandan, ağaçtan yapıyorlar. Bu iklimin özelliğidir. Ama çıkarılan yeraltı kaynaklarıyla çok da ilgisi yok diye düşünüyorum iklimin. Çünkü hani iklim üst tarafı etkilesin. Hava olaylarında yani tutup da bir kar, bir dolu, ne bileyim alta inip oradaki madenin yapısını mı değiştirebilir? Ya da bir yerde çok kar yağdığı için daha mı fazla kömür çıkacak ya da altın ya da linyo çıkacak? Değil tabii ki. Cevabım B seçeneği. 10 numaralı sorumuz. Buna göre aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir? İklim şartları ve yer şekillerinin uygun olduğu ulaşım ağı ile iş imkanlarının geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu yüksektir. Yani Türkiye'nin en kalabalık şehri deyince ne geliyor aklınıza? İstanbul. İstanbul hangi bölgededir? Marmara bölgesindedir sevgili öğrenciler. Marmara bölgesi 3 iklim tipinin de görüldüğü bir yerdir. Artı yükselti o kadar fazla yoktur. Ulaşım ağı gelişmiştir. Marmara bölgesi. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Atatürk'e göre herkes istediği dine inanabilmeli ve inancının gerekleri serbestçe yerine getirebilmeliydi. Hiç kimse düşünce ve inançlarından dolayı ayrımcılığa uğramamalıydı. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu düşüncelerin gerçekleşmesini amaçlayan ilkedir? Sevgili öğrenciler, laiklik devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılıyor. Tıpkı yukarıdaki tanıma uygun bir şekilde. Doğru cevabım B seçeneği laikliktir. Bir diğer sorumuz yukarıda boş bırakılan yerlere yazılması gereken doğal afetler hangi seçenekte doğru bir sırayla verilmiştir diyor. Nokta nokta nokta. Aşırı yağış nedeniyle meydana gelir akarsuların taşmasına neden olur. Selden bahsediyor burada. İlk başta sel olacak. B ve C seçeneği gitti madem bana sırayla diyorsa. Nokta 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 yağışın fazla eğim arazilerin çok ve toprağın gevşek olduğu yerlerde meydana gelir. Çocuklar burada da özellikle Doğu Karadeniz'de sıkça görülür. Heyelandan bahsediyor. İkinci kısma da heyelan gelmesi gerekiyor. A ve D devam ediyor. 3 numara karın fazla yağdığı dik ve eğimli arazilerin olduğu yerlerde çığ çok oluşur. Buraya da çığın gelmesi gerekiyor. A seçeneğinde bakın 3. sırada erozyon var maalesef gitti. 4 numara toprağın akarsular ya da rüzgar tarafından aşındırılıp başka bir yerde taşındırma. Bu da erozyondur. Cevabım sel, heyelan, çığ, erozyon D seçeneği. Ve bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden birisi değildir? Sel, deprem, heyelan, tsunami, erozyon bunlar doğal afet. Yangın doğal afet iken trafik kazası doğal afet değildir. Cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz buna göre haritada numaralandırılmış yerlerin renklerle doğru eşleştirilmesi hangisidir diyor bize. Fizik haritalarda renkler yükseltileri gösterir. Buna göre ova gibi deniz seviyesindeki yerler çocuklar yeşil renktir. Yani burada yeşil olması gerekiyor ilk başta. Orta yükseklikte olan plato gibi yerler bunun da sarı renk olması gerekiyor. Dağlık ve yüksek yerler ise kahverengi ile gösterilir fiziki haritalarda. Yeşil, sarı, kahverengi doğru cevabım C seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz, bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir diyor. Sanayi gelişmiş ise, yani Ankara, İzmir, Bursa gibi, Adana gibi yerlerde, İstanbul gibi yerlere baktığın zaman sanayi çok gelişmiş. Dolayısıyla iş imkanı fazladır ve köyden gelen insanlar burada iş sahibi olabilmek umuduyla büyük şehirlere doğru göç ediyorlar. Turizmin yine gelişmiş olması, yani yaz dönemine baktığımız zaman Antalya tarafları, Muğla tarafları, işte Bodrum, Marmaris vesaire buralarda turist sezonu açılınca
diğer şehirlerden de ister istemez göç almasını sağlar. C seçeneğini denedik. Uygun iklim koşullarına sahip olması. Şöyle ki yani çölde yaşayan insana bakın, kutuplarda yaşayan insana bakın. Bir de sulak arazi, güzel iklim koşulunda yaşayan insanlara bakın sevgili öğrenciler. Orada tarla imkanı var, ekme imkanı var, sulama imkanı var. Bir de güzel havada herkes yaşamak ister herhalde değil mi? Uygun iklim koşullarına sahip olması da yine bir şehrin göç almasında, nüfusunun artmasında önemlidir. Dağlık engebeli arazinin olması. Doğu Karadeniz geliyor benim aklıma. Ya da dağlık bölgelere baktığınız zaman sürekli sık sık evler bulabilir misiniz? Kesinlikle hayır. Çünkü buralarda tarım olmaz, sanayi olmaz, ulaşım olmaz sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bunlar yoksa da insanlar oralara niçin göç etsinler değil mi? Cevabım B seçeneğidir. 16 numaralı sorumuz, soruların 4'er puan olduğunu hatırlatalım. Numaralandırılmış önlemler aşağıdaki doğal afetler için hangisi için alınmalıdır? Ağır eşyalarımızı duvara sabitleyebiliriz. Çünkü bir sarsıntı esnasında en azından kafamıza düşmesin değil mi? Dayanıklı yapılar yapabiliriz. Neden? Çünkü bir sarsıntı esnasında binalarımız hemen düşmesin, devrilmesin. Bulunduğumuz yerden nasıl uzaklaşabileceğimizi önceden planlayabiliriz. Çünkü deprem anında nerelerde toplanmamız gerektiğini de bilmemiz, oradaki binayı en kısa zamanda en güvenli şekilde nasıl terk edebiliriz onu da bilmemiz gerekiyor. Doğru cevabım tabii ki depremden bahsediyor burada. Ve bir diğer sorumuz, buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinin nüfusu yoğun, nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır? Elverişli iklime sahip deniz kıyılarında, düz alanlarda, tarımsal üretimi fazla olan yerlerde, ulaşımı, sanayisi ve ticareti gelişmiş yerlerde nüfus yoğundur sevgili öğrenciler. Şimdi bir kere Ege bölgesini buradan bir eleyelim. Çünkü verilen seçenekler arasındaki nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden birisidir. Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da ve Karadeniz bölgesinde nüfus yoğunluğu azdır ama bunlar arasındaki en azı bizden istiyor. Doğru cevabım A seçeneği sevgili öğrencim, Doğu Anadolu bölgesinde. Çünkü gerçekten çok çetin kışı vardır bir kere. Artı düz alanı neredeyse yoktur sevgili öğrenciler. Her taraf dağlıktır, yükseltinin en fazla olduğu yerlerden biridir. Ve ulaşım sanayi tabii bu iklim, bitki örtüsü ve yer şekillerine bağlı olarak ulaşım sanayi ve ticareti de maalesef diğerleri kadar gelişmemiştir diyebiliriz. Cevabım A seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen özellikler hangi bitki örtüsüne aittir? Karasal iklimin olduğu bölgelerin doğal bitki örtüsü İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi sevgili öğrenciler. Karasal iklimde bozkır vardır. Şimdi bir numarada bozkırın olduğu sadece D seçeneği var. Bu gibi yöntemlerden de yararlanalım soru çözerken. Karadeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde geniş yer kaplarlar. Bu da Karadeniz'de en fazla ne var? Ormanlar vardır tabii ki. Ve Akdeniz'de de maki vardır sevgili öğrencim. Kısa boylu ağaçlar. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz. İllerimizle tarihi ve turistik yerlerimizle eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır diyor bize. Sümele Manastırı Trabzon'dadır. Efes Antik Kenti İzmir'dedir. İstanbul'da Ayasofya Müzesi vardır. Peribacaları Nevşehir'dedir. Ürgüp yöresi. Erzurum maalesef yanlıştır. Cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki tarım ürünleri ve bu ürünlerin yaygın olarak yetiştiği iklimlerin doğru eşleştirilmiş şekli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir diyor bize. Buğday var, fındık var, zeytin var. Fındık deyince benim aklıma Ordu, Giresun geliyor sevgili öğrenciler. Bunlar Karadeniz iklimindedir değil mi? Karadeniz iklimi ve fındık. 2'nin B olması lazım değil mi? Bak 2C, 2C, 2A, 2B sadece burada var. İşaretle gitsin. Akdeniz ikliminde zeytin bulunur. Karasal iklim deyince buğday. Yani Konya gelsin aklına ve Konya'daki buğday tarlaları Türkiye'nin tahıl ambarıdır. Aynı zamanda Konya Ovası için 1C 3A şeklinde eşleştirme yapılması gerekiyordu. Bir diğer sorumuz, yukarıdakilerden hangisi insanın doğal ortamı değiştirdiğine kanıt olarak gösterilebilir? Bolu Tüneli'nin yapılması dağı deliyorsan o zaman oradaki insan doğal ortamı değiştiriyor tabii ki. Fırat Nehri üzerine Atatürk Barajı'nın yapılması da yine aynı şekilde sevgili öğrencim. Baraj yapıyorsun nehirlerin üzerine, oradaki doğal ortamı değiştiriyorsun. Doğu Karadeniz'de balıkçılığın yaygın olarak yapılması doğal ortamı değiştirmiyor. 1 ve 2 cevabım B seçeneğidir.
Bir diğer sorumuz kültürel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Kültürel özellikler bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Giyim tarzı, mimari, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır. Kültürel özellikler birbirlerinden etkilenebilir, farklı olabilir, yöreden yöreye göre de değişebilir. Kültürel özellikler zamanla değişime uğramaz. En basitinden dedenin kıyafetiyle senin kıyafetin bir midir acaba? Hayır. Ya da dedenin oynadığı oyunlarla senin oynadığın oyunlar bir midir? Hayır sevgili öğrencim. Ya da şu anki düğünlerle geçmişteki düğünler de aynı mıdır? İşte atla gelinirdi vesaire, kız işte gelin alınırdı vesaire vesaire. Değil tabii ki. O zaman zamanla değişime uğramaz dersen yanlış bir bilgi vermiş olursun. Cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki bilgileri veren bir köy halkı doğal afetlerin hangisinden en fazla etkilenir? Evlerimizi dere yataklarına yaptın. Dere yatakları eğimin olduğu yerdedir. Şu anda hani su gelir orada toplanır sevgili öğrencim. Çevremizdeki bitki örtüsünü yok ettiysen bu sefer su ememeyecek yani oradaki yağışı ememeyecek. Evlerimizi toprak malzemeyle de yapmışsın. Yani bu sel baskını olduğu zaman aman tanrım böyle bir şey düşünemiyorum. Buradaki şeyleri yapan köy halkı için. Cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Akdeniz iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğal bitki örtüsü makidir. Don olaylarına çok sık rastlanmaz sevgili öğrenciler. Çünkü kış aylarında bile olsa sıcaklık sıfırın altına çok nadir düşer. Ege, Akdeniz ve Marmara'nın bazı bölgelerinde görülür değil dedim. Her mevsim bol yağış alan Karadeniz bölgesidir. Doğru cevabım Akdeniz iklimi için söylenmez. A seçeneği. Ve bir diğer sorumuz. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye'de görülmez? Türkiye'de İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde karasal iklim. Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde, Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde, Marmara bölgesinin bazı yerlerinde Akdeniz iklimi görülür. Karadeniz iklimi Karadeniz kıyılarında görülür. Muson iklimi Çin Hindistan bölgesinde yani görülür. Ülkemizde değil tabii ki. Doğru cevabımız B seçeneğidir.